Herkese selam. Tarsus'tayız. Kleopatra kapısındayız. Tarsus'ta bir günde ne yenir onu göstermeye geldim. Fındık, lahmacun, ciğer, humus, çorba, künefe hepsini yiyeceğiz. Hazırsanız çorbayla başlıyoruz. Şerefime çok acıktım. Dün öğlen 12'den beri hiçbir şey yemiyorum. Sırf Tarsus'ta rahat rahat yemek yiyebilmek için ilk mekanımıza geliyoruz. Kahvaltı, çorba mı içsek, ciğer mi yesek ikileminde kaldım. Ama çorbayı seçtim. Burada Tarsus özgü güzel bir çorba yapan Azim Baba'ya geldik. Eski caminin hemen karşısındayız. İçeri geçiyoruz. Evet, Kadir abinin yanına geldik. Kadir abi kolay gelsin. Hoş geldin, sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl keyifler? Çok şükür valla. Siz nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim valla. Bir tane çorban varmış, çok methettiler. Onu denemeye geldik. Tabii, buyurun. Nedir buyurun. Çorba? Mercimekle tavuk karıştırıyorum. Mercimek, tavuk karışık. Evet, tamam. Tavuğun etini atıyorum. Üzeri tahinli. Karışık çorba olarak. Tahinli, mercimekli, tavuklu güzel bir çorba. Hadi başlayalım o zaman. İlk önce tereyağı geldi. Tereyağını eritiyorsun önce. Eritiyoruz. Tamam. Pul biber geldi. Tereyağıyla özdeşleşiyor burada. Sarımsak suyu geldi. Yine karıştırıyorsun. Evet. Bu çorba güzel olacak ya muhtemelen. Hah. Oo, mercimek geliyor. Mercimek çorbamızı kırıyoruz. Sıcaktan inşallah içebiliriz. Ağzımız yanmaz inşallah. Hah. Şimdi bir de burada tavuk çorbası. Tavuk suyu ilave ediyoruz. Tavuk suyu ilave ettik. Tiftiklenmiş tavuk geliyor. Evet. Tavuk göğsü. Oo. Tam bir şifa çorbası oldu. Şimdi biraz özdeşleşecek mi? Evet, kaynatıyoruz. Çorbamız tabakla buluştu. Şimdi son süslemelerini yapacağız. Kimyonumuzu atıyoruz. Tamam, biraz kimyon, biraz maydanoz geldi. En sonunda. En son çılgın dokunuş geliyor, tahin. Süper, eline sağlık abi. Afiyet olsun. Ne kadar fiyatı bu şekilde? 65 lira. 65 lira, masaya geçiyoruz. Ya masaya geçtikten sonra dedim ki keşke açık renk yemeseydim de şunu döke saça yeseydim. Tavuklu, mercimekli, kimyonlu, tahinli efsane bir çorba oldu. Biraz karışık gelebilir ama ben bunun bir benzerini daha içmiştim daha önce ve çok güzel oluyor. Bismillah deyip başlıyorum. Oo, kimyon çok yakışmış. Kimyon çok güzel olmuş vallahi. Tahinle, tavuk, maydanoz hepsi bir arada güzel bir aroma vermiş. Kroton ekmeğinden, baharatlı ekmekten biraz ekliyorum çorbama. Biraz çıtırlık versin diye. Fırında kızartılıyor zaten baharatlanıp. Şöyle alıyorum. Gönderiyorum. Çok güzel oldu, çok yakıştı valla. Bunlar herkes ikram olarak geliyormuş. Limonu, turbu, biberi, kroton ekmeği. Biraz da ekleyeceğim ama çok yakıştırdım. Fiyat da 65 TL. Sabah kahvaltılarını yersin. Mis gibi bir gün geçirirsin. Oo. Son bir lokma da alıp bir sonraki mekana geçiyoruz. Seçtiğimiz mekanlar birbirine lokasyon olarak çok yakın. Azim Baba'nın hemen karşısına geçtiğinde Orhan humusu buluyorsun burada. Güzel bir humus yiyeceğiz. Var ya, mis gibi. Daha önce denemiştim. Uzun zamandır çok özlüyordum. Uğur abinin yanına geçiyoruz. Humusu çok seviyorum. Humus Hatay'da meze olarak yeniyor. Burada ise ana yemek olarak yeniyor. Biz de o zaman bir ana öğünümüzü de burada yapalım. Hoş bulduk Uğur abi. Bak sana yardım edeyim. Bunu fiyattan düşerim olur mu? Tamam abi. Uzun zaman sonra. Aynen öyle. Askan cinsi tek tarla, tek tohum nohudumuzu, haşlanmış nohudumuzu suyundan ayırdıktan sonra tuz, bir miktar tuz atarak bizim bakır tasımızın içine. Eski usul. Aynen, geleneksel eski usul. Ha, dut ağacından yapılmış tokmakla. Destek olayım sana. Desteği ne zaman bekliyoruz? Bu şekilde 15-20 dakika döve. Dövüyoruz evet, aynı şekilde. Makineden çekme yok. Makine yok zaten burada. Aynen. Bütün humuslar tek tek böyle uğraşılarak yapılıyor. Tabii böyle yapıyoruz. Müşteriye göre, müşteri geldikçe humus yapıyoruz. Hazır da yap, yani hazır yap, bekletme yok. Aynen. Uğur abi özlemişim valla seni. Aynen, biz de seni özledik ya. Humusunu da özledim, seni de özledim. Aynen. Böyle 15 dakika boyunca döveceğiz. Hazır vaziyette. Daha sonra dövdükten sonra kulak memesi kıvamına geldi miydi? Nohudun kendi suyuyla gevşeteceğiz. Sonra tahin. Tabii.
tahin ekleyeceğiz. Ben de öyleyim. Nasıl dövüyorduk? Bunu şöyle bir şey yapıyorduk. Şöyle. Göster bana bir. Aslında yani şöyle. Çeviriyoruz mu? Nasıl güzel yapıyor mu? Oo harika. 40 yıllık homosu gibi yapayım değil mi? Evet, ikinci aşamaya geçtik. Artık ocağın üstüne geldik. Abi kolay gelsin. Dövülmüş nohudumuz. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu dövülmüş nohudumuz. Tamam, dövülmüş nohut hazır. Şimdi nohutun kendi suyundan ekleyeceğiz içerisine açmak için. Aynen, nohudun kendi suyu bu. Gördüğünüz gibi. Bununla açacağız. Aman. Bol bol nohut suyu. Nohut suyuyla gevşeteceğiz bunu. Süper. Karıştırmaya başladık. Tabii tabii. Allah Allah. Görüntü güzel. İyice açıyoruz. Kıvama getiriyoruz onu. Evet. Yavaş yavaş kıvama geldi herhalde. Aynen öyle. Biraz daha açacağım. Biraz daha su ister dedin. Evet. Bir de burada ne yazıyor? Slow food. Yeryüzü pazarı. Yeryüzü pazarı. Fast food'un tersiymiş. Aynen öyle. Şimdi. Tescilli. Şimdi ne geliyor abi? Tahinimiz geliyor. Oo, benim en sevdiğim noktası. Tahin banyosu yapıyor. Allah Allah. Hiç elini korkak alıştırmadın. Yok. Zaten bunun bir kıvamı var. Onu göre atman gerekiyor. Doğru mu? Aynen öyle. Tahin fazla olursa veya az olursa olmayacak. Aynen. Ayarı lazım. Kararında olması lazım. Tahin yetmez dedi. Biraz daha ekledi. Babasının tahin fabrikası var herhalde. Tereyağımız evet. Hepsini dökeceksin. Yok, yarısını döksem yeterli. Gelmiyor. Yeterli. Servis tabağına humusumuzu alacağız. Bu bir porsiyon humusumuz. Bu bir porsiyon şu evet. Anda. En son üzerine şey gelecek. Yağ gelecek, yağ tereyağı gelecek. Biraz nohut tanesinden alıyoruz üzerine. Tamam, süslemek için. Evet. Şimdi baharatlarımızı atacağız. At abi. Kimyon. Yakışır. Biraz sumak. Tamam. Bir tutam da maydanoz atacağız. Çok hafif de maydanoz geldi. Evet. Şimdi tereyağımızı gevşetiyoruz. Ağzımın suyu da böyle şu an. Tereyağı eridi. Birazcık toz biber takviyesi geliyor tereyağına. Hafiften özdeşleşecek, ondan sonra humusun üstüne gelecek. Evet, final dokunuşu, az solistimiz geldi. Of. Tereyağıyla toz biber karışınca çok güzel bir görüntü oluyor. Humusla birleşince de efsane oldu. Ne kadar güncel fiyat şu anda? Şu an 100 lira. 100 lira. Evet efendim. Eline sağlık. Afiyet olsun şimdiden, sağ olun. Ben kendim götüreyim masaya. Bekleyemeyeceğim çok. Evet, hazırız. Masaya geçtik. Arkadan bir ipucu geldi. Türkiye'nin tek tatlı kaşığıyla yenilen yemeğiymiş. Ayrıca Tarsus'unda tescilli yemeği. Normalde diğer şehirlerde meze olarak tüketiliyor. Ama burada ana yemek olarak da yiyebiliyorsunuz. Tatlı kaşığımla şöyle bütün her şeyden alıp bismillah deyip başlıyorum. Of. Muhteşem ya. Tek kelimeyle muhteşem. Yanında ekmeği, turşusu da geliyor. Bu şekilde fiyatı 100 liraymış. 28 Şubat 2024 güncel fiyat. Şöyle küçük bir lokma, kürek gibi kullanacaksın ekmeği. Sonrasında da tek lokmada atacaksın. Turşu da yanında güzel gidiyor. Çok güzel ya. Son bir lokma daha alıp bir sonraki mekana geçiyoruz. Tarsus'un en sevdiğim yemeklerinden birisi fındık lahmacun. Antep'e gidiyorsun böyle lahmacun yiyorsun. Urfa'ya gidiyorsun böyle lahmacun yiyorsun. Adana'ya geliyorsun böyle. Tarsus'a gelince de şöyle şu boyutta küçük bir lahmacunları var. Böyle çay bardağının altı gibi ama inanılmaz lezzetli. Böyle 7, 8, 10, 15 kaç tane yiyebilirsen yiyorsun. Sofyoğlu lahmacuna geldik. Güzel bir Tarsus lahmacun yiyeceğiz. Evet abi, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Böyle hamurları küçük küçük açman gerekiyor fındık lahmacunda. Ondan sonra etle beraber onu büyüteceksin, doğru mu? Aynen doğru.
Güzel, minik minik. Şirin şirin bir lahmacun oluyor. Lan yemesi de güzel, olur. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Tepsi de kendinden geçmiş lezzetten. Bunlar kuş gözü, evet, bu da fındık olacak. Evet. Özür dilerim, az önce yanlış söylemişiz. Tamam. Kuş gözü biraz daha küçük, fındık biraz daha büyük oluyor. Tepsi çok güzel değil mi şekli? Tepsi niye böyle olmuş? Sıcaktan kasılmış artık. Biraz burada açıyorsun, üzerine et gelecek birazdan. Aynen, minik dokunuşlar. Fındığın hamuru biraz daha fazla. Et oranları aynı mı peki ortalama? Kuş gözü daha fazla. Kuş gözü daha fazla koyuyorsun. Ben daha az diye biliyorum. Bunlar fındık. Bunlar kuş gözü. Yok, şunlar kuş gözü. Şu küçükler. Etleri geldi. Etin içerisinde neler oluyor peki? İşte hafif soğan, hafif soğan, biber, kırmızı biber. Ve baharat. Baharat. Kuzu mu dana mı kullanıyorsun? Dana kullanıyorum. Dana kullanıyorsun. Baksana şunun etine ya. Eti bol. Şişe sapla kebap olarak ye yani. Olur, aynen olur. Büyülendim. Yine büyülendim bak. İzlemesi aşırı keyifliymiş. Şimdi artık son şeklini veriyorsun. Evet. Bunlar fındık olanlar. Evet, lahmacunlar fırınla buluştu. Evet, lahmacunlarımız geliyor artık. Biz de çok heyecanlandık. Of of of, sese bak ya. Kafa yiyeceğim. Allah'ım yarabbim. Ne güzel yaratmış ya. Evet. Çok güzel görünmüyor mu gerçekten? Evet, kuş gözü lahmacun. Porsiyonda ikisinde de 10 tane oluyor. Ver abi, ver Allah için ver. Ben elimde tutayım, kendim götüreyim masaya ya. Elimde kalsın, bir yere kaçmasın. Bunlar da fındık lahmacun. Yine aynı şekilde 10 adet var içerisinde. Kuş gözü 220 TL, fındık lahmacun 180 TL. Kendime servis edeyim, onlar 10'ar lira fiyattan düşeriz. Evet, masaya geçtik. En heyecanlandığım noktalardan birisi burası. Kuş gözü lahmacunumuz, fındık lahmacunumuz, humusumuz hepsi hazır. Herhangi birini sipariş verdiğinizde yanındakilerin hepsi ikram olarak geliyor. Ben bismillah deyip fındık lahmacundan başlamak istiyorum. Gönderiyoruz. Çok güzel ya. Hepsini yersin. 10 tane bence ideal bir rakam bu arada. Burada şirin mi şirin bir kuş gözü lahmacunumuz var. Bunu da gönderiyoruz. Tek atıyoruz. Şalgam içiyoruz. Oh. Şimdi gel, yakına gel ya. Evet, bir de burada böyle bir olay varmış. Fındık lahmacunu humusa batıra batıra yiyormuşsun. Fındık lahmacunu kürek olarak kullanıyormuşsun. Of, şuna bak ya. Bir de böyle deneyeceğiz bakalım. Çok iyi. Böyle de çok iyi. Sıcakmış. Niye söylemiyoruz? Limon sıkılır mı dedim. Ayıp ediyorsun dedi. Tabii ki sıkılır dedi. Maydanoz ekledim biraz. Limonu... Kameraya mı geldi? Ne oldu? Limonu boca ettik. Katladık. Bunu da attıktan sonra bir sonraki mekana geçtik. Ayran için Tarsus'a gelinir mi? Yemin billah gelinir. Ben buranın ayranına bayılıyorum. Daha iyi hiçbir yerde ayran içmedim. Gerçekten inanılmaz kıvamlı, müthiş bir ayran içeceğiz. Ayrancı Orhan'a geldik. Hemen göstereyim. Yine diğer mekanlarımıza çok yakın. Şu ana kadar hiç arabaya binmedik tekrardan. Hep yürüyoruz. Hem yürüyerek yediklerimizi de yakıyoruz. Ayrancı Orhan'dayız. Orhan abinin yanına geçeceğiz. Güzel bir ayran içeceğiz. Size de göstereceğiz. Abi kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl keyifler? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Vallahi iyidir. O güzel ayrandan içmeye geldik. O kıvamlı müthiş ayrandan içmeye geldik. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bak kıvama, bak kıvama. Yoğurtla ayran arasında kararsız kalmış gibi. İçerisinde de buzlar var. O yüzden sürekli soğuk kalıyor. Böyle bir bardağa
bir çömçeye git gel yapa yapa. Aynen. Mis gibi bir ayran oluyor. Hem de tuzu da karışmış oluyor bu şekilde. Evet, evet aynen. Kaç yıllık ayrandı bu? Sen öyle yani bir şeyin vardı. 68'den beri babamdan yani babamdan 68 kalan. 68 yılından beri. Yapıyoruz. Aynı tarif, aynı ayran. Evet. Kaç lira oldu fiyatlar, güncel fiyat? Fiyat, güncel fiyat 30 lira. 30 lira. Evet, simit de 10 lira yaptılar. Simit de 10 lira, 40 lira ikisi. 40 lira bir ayran bir simit. Güzelce gelip burada kahvaltınızı yapabilirsiniz ya da sadece evet. Ayran içmeye bile gelinir. Adana'dan buraya evet. Ayran içmeye geldim. Hoş geldiniz, sınıfa geldiniz. Hoş bulduk abim benim, eline sağlık. Ayranımı aldım, heyecanlandım yine. Kaçıncı mekan artık saymayı unuttum. Neyse ki bu seferki sıvı olan bir şey gönderiyoruz. Yorumsuz ya. Yemin ederim yorumsuz. Ya bunun yanına bir tane simit alacaksın. Toplamda 40 liranı vereceksin. Sabah kahvaltını mis gibi etmiş olacaksın. Son bir yudum daha alıp diğer mekanımıza geçiyoruz. Tarsus'a gelince çok mutlu oluyorum ya. Bütün lezzetlerini çok seviyorum. Hepsi de çok lezzetli. Gastronomik bir şehir aslında. Aslında ilçe olmasına rağmen bence gastronomisi için bir şehir olması gerekiyor oranın. Çok seviyoruz ya Tarsus'u. Tarsus'un hepsine selamlar. Tarsus'un ara sokaklarında yürürken az önce bahsettiğim gibi bütün lezzetleri güzel. Bir tane mamülcüye denk geldik. Burada cevizli mamül yiyeceğiz. Şöyle gösterelim mamülleri de. Mis gibi mamüller. Ne kadardı fiyatı? 12 lira. Bir tane rica edebilir miyim? Böyle alıyorsun. Üzerine de pudra şekeri geliyor. Paketle servis yapılabiliyor. Yürüye yürüye de yiyebiliyorsun. 12 liraydı tanesi. Bismillah deyip gönderiyoruz. Şöyle içini de göstereyim size. Tatlı ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Bunu böyle yürüye yürüye yiyelim. Sonra diğer mekanımıza geçelim. Tarsus da maşallah yani Adana yaratmıyor sıcak konusunda. 28 Şubat yemin ederim çıkaracağım tişörtle gezeceğim. Bir yudum su içeyim ondan sonra nerede olduğunu söyleyeceğim size. Üzüm kavşağında Opel Petrol'ün yanında ciğerci Hasan'a geldik. Tarsus usulü ciğer dürüm yiyeceğiz. İçeri geçiyoruz. Musa ustamın yanına geçtik. Musa ustam kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Ne yapacağız bugün? Bugün ciğer dürüm yapacağız. Ciğer dürüm Tarsus usulü mis gibi tabloyu salatalı ince ekmekte. Sonra da katlayacağız onu, ocakta pişireceğiz, doğru mu? Aynen öyle hocam. Hadi başlayalım. Evet, önce ciğerleri biraz soslayacağız. 5 şiş geliyor dürüme. Evet hocam. 5 şiş. Biraz toz biber, pul biber karışımı sanırım. Aynen. Ocakla buluştu. Ciğerler dans ediyor. Evet, ekmeğimiz geldi. Anca keser bizi. Şöyle yatırdım. Benim de bir yardımım olsun. Musa ustam ben hazırım. Tamamdır hoca. Ciğer hazır mı? O da bir dakika elinizde. Bir dakikaya hazır. O zaman salatasını hazırlayalım o sırada. Tabii. Biraz maydanoz, biraz soğan, biraz domates geldi. Zeytinyağı abi. Zeytinyağı. Olmaz olmaz. Sıvı yağ kullanmıyorum dedi. Ben sıvı yağ sadece ateşimi coşturmak için kullanıyorum dedi. Tabloyu salatasının ekmeğin arasında yaptı bu arada. İlk defa gördüm bunu da. Ekmeğe de geçsin diyor lezzeti. Şimdi 5 şiş ciğerimiz geliyor. Of 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 of. Olaylara bak ya. Nane var mı usta? Mazlı'da nane koyak mı? Tabii tabii nanemiz var. Hatta ben şey de istiyorum biraz. Heh, kimyon geldi. Biraz da biber koyabilir miyiz şu biberden? Tabii tabii. Ben acı tabii, severim. Tabii tabii hemen. Nane de geldi. Nane koyuluyor zaten normalde. Tabii tabii nane ince ince kıyılıyor biz koyuyoruz. Ekse tamam. Özel isteyen müşterilerimize diri diri içine atıyorum. Abi. Biber de çok yakışır. Geldiğinizde istemeyi unutmayın. İsterlerse yapar mısın? Tabii tabii. Baş tacılar. Musa ustam adamsın. Ciğerleri kaçtır şuradan. Onlar... Çaktırmadan yiyecek mi? Ne yapalım? Ürünümüz böyle hazır. O da? Ocakta ısıtıyoruz. Kızarıyor. Ekmeği de ısınmış oluyor. Çok güzel görünmüyor mu ya? Evet. Abi eline koluna sağlık. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Peki 28 Şubat 2024 güncel fiyatı nedir? Şu an dürümlerimiz 170 TL. 170 TL. Yanında iki çeşit mezemizle, yeşillik tabağıyla, biberiyle, sınırsız mezeyle ikram ediyoruz değerli müşterilerimize. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun masaya abi. Masaya geçiyoruz. Tabii. Çok mutluyum yine. Her şehirde ciğer yemem lazım herhalde.
şunun güzelliğine bakar mısın ya? Bak, samimi söylüyorum. Görsel bile yeter yani. Yemesen bile olur bunu. Yeme de yanında yat derler ya. Tıpkı onun gibi. Bunu bir tane buradan ısıracaksın, bir tane buradan ısıracaksın. Bence usulü böyle olması lazım. Ben artık bismillah deyip başlıyorum. Biraz limon ekliyorum. Limon sıkılırmış. Dürüm istediğinde bunların hepsi ikram olarak geliyor. Burası 2 kişilik, doğru mu? Evet. 2 kişilik ikramlar ama dürüm istediğiniz de yanında geliyor. Okay nerede? Ekmeğini sıkı sıkı tut. Biraz kimyon ekle. Kimyon çok yakışır ciğere. Sakata da çok yakışır limon. Hem limon hem kimyon. Bolca sık. Gönder gitsin. İçine biber eklettik ama yanında da yiyeceğim ben. Son bir lokma da alıp bir sonraki mekanımıza geçiyoruz. Türkiye'nin en iyi künefelerinden birisi. Tabii bu benim şahsi fikrim. Hatay'da da yedim, Gaziantep'te de yedim, birçok şehirde künefe yedim. Benim damak tadıma en çok uyan künefelerden birisi bu. Lübnan usulü künefe yapıyor burası. Sadık Usta'ya geldik. Burası Tarsus'un efsanelerinden birisidir. Ben çok seviyorum abi. Her geldiğinde de mutlaka yarım da olsa, tüm de olsa, bir porsiyon da olsa, yarım porsiyon da olsa gelip yiyorum. İçeri geçeceğiz. Sadık Usta'mla tanışacağız. Künefenin hazırlanışını, servis edişini göstereceğiz. Ondan sonra güzel bir şekilde sündüre sündüre yiyeceğiz. Abi ince dokunuşlara başladın hemen. Nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? İyi canım, siz hoş geldiniz. Hoş bulduk abi benim. Ne var ne yok? Vallahi künefeni çok özledim. Şu güzelliğe bakar mısın? Vallahi çok güzel ya. Ben bunun adını altın gold künefe koymuşum. Gold künefe. Tabii. Golden künefe. Tabii. Altın renginde. Müşterilerimiz şu anda beklemekte zaten. Vallahi onlardan birisi de benim. Eyvallah. Yeni çıkınca daha çok hoşuma gidiyor. Tam yenisine denk gelmek çok hoşuma evet, gidiyor. Evet, tam ona denk geldik. Evet. Zaten ortalama yarım saatte, bir saatte bir yenisi geliyor değil mi? Tabii. Sirkülasyon fazla zaten. Taze künefeye denk geliyorsun sürekli. Bizim burada Allah'ın izniyle bayat ürün olmaz. Aynen. Dediğim gibi hep saatliktir, dakikalıktır. Bu döktüğün de şerbet, bu da mı şerbet? İkisi mi? Bu soğuk şerbet. Bu soğuk, bu sıcak olan. Tabii. Bu en son servis ettikten sonra döktüğün. Bu da üzerine karamelize yapıyorsun. Tabii ki, tabii ki. Bizim bebeğimiz bu ya. Körefemiz değil. Bu bizim bebeğimiz. Evet, doğru. Bebek gibi bak. Şu güzelliğe bakar mısın? Kelimeler kifayetsiz. Çok heyecanlandım hala. Efsane körefemiz hazır. Evet. Şu bak, çat çat sesi duyuyor musun? Bu ses oldu diyor yani bize herhalde. Tak tak tak. İşte güzelliğe burada bakın Allah'ım, arkadaşlar. Bakın. Allah'ım sana geliyorum. Bakın arkadaşlar görüyor musun? Tavana kadar sunuyor. Herkesi bu güzel lokma yemeye bekliyoruz olur mu? Valla gelsinler bunun güzelliğine baksınlar ya. Sadık Usta'm dedi ki ortasına da dedi şerbeti gitsin dedi. Ortayı da kesiyormuş. İç tarafına da şerbeti işlesin diyorsun değil mi? Tabii ki. Şimdi sıcak şerbet de geldi. En son üstüne fıstık geliyor. Eline emeğine sağlık. Tekrar diyorum, kendinizi bu güzel lokmadan mahrum bırakmayın. Hemen gelin. Masaya geçeriz. Videonun en tatlı kısmına başlıyoruz artık. Künefeci Sadık Usta'nın efsane künefesi. Ben şöyle sündürerek başlayacağım. Yakından göstermek istiyorum, onu ikinci lokmada yapalım. Şuna bakar mısın ya? Bak. Künefe sündürme ustası mıyım ben? Sayfanın ismini mi değiştirsem? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet abi. Müthiş ya. Gönderiyorum abi. Bazı künefeler yediğinizde böyle ağır olur. Şerbetinden ikinci lokma alamazsınız ya. Bunda öyle bir şey yok. Hepsini yesen de seni kesmiyor. Bir lokma daha yiyelim. 28 Şubat 2024 güncel fiyatı ise bir porsiyon künefenin 100 liraymış. Ya müthiş bir şey ya. Son lokmamızı alıp diğer mekanımıza geçiyoruz.
Yedik, içtik, doyduk, şiştik. Patlamak üzereyiz. Artık 40 kaşık bedestenin önüne kahve içmeye, tarsusi içmeye, tarzı hususi içmeye geldik. Finalimizi burada yapacağız. Diyor ki asıl adı tarzı hususidir. Çay bardağında içilir, çok kaynamış ve köpüksüzdür. Bunun özelliği bu. Hatay'da da süvari diyorlar biliyorsunuz. Şöyle bismillah deyip başlıyorum ve videoyu da sonlandırıyorum. Oo. Buraya da su şat vermişler. Geçen videoda hazırlıyor musunuz? Süt şatı. Burada da su şat yaptık. Tarsus'ta çok güzel yerlere gittik. Tarsus çok güzel memleket. Lezzetleri inanılmaz güzel. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarsus'a geldiğinizde hepsine nokta atışı olarak gidebilirsiniz. Hepsi birbirine yakın zaten. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.